Teşekkür ederiz. Hayırlara vesile olsun. Hayırlara vesile olsun. Yani bu bana güzel kolay gelmedi. Yapmam. O zaman onları bilettim ben aslında. Çekiyoruz efendim. Azerbaycan ve Türkiye ifade edildiği üzere tek millet, iki devlet olarak varlığını sürdüren, tarihten gelen birlikteliği Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde çok daha üst noktalara taşıyan bir anlayışla günümüze kadar yükselen bir değerle gelmiştir. Karabağ'ın uzun yıllardır işgal altında kalması ve sonrasında ortaya konan mücadeleyle buranın özgürlüğüne kavuşması sadece Azerbaycan ve Türkiye'de değil, Türk dünyasında da mutluluk yaratmıştır. 30 seneye yaklaşık biz her şeyi yaptık ki topraklarımızı geri kaytarak. Ama kimse yardımcı olmadı. Uluslararası teşkilatlar, büyük o demokrasiden konuşmayı seven devletler, uluslararası teşkilatlar hepsi geldiler, gittiler ve sonunda bize anlattılar ki siz bununla razılaştın. Sizi toprakları kaybedip siz, savaşı kaybedip siz. Orada artık yeni bir jenerasyon büyüyüktür. O onların topraklarıdır. Onlar orada devlet gruplar. Siz bundan razılaştın. Biz ise bu kaybetmeden sınmadık, ayakta kaldık. Bu durumda bizim yanımızda hiçbir devlet olmadı. Hiçbir devlet. Bize bir çadır getirip veren olmadı ki, bir ekmek getirip veren olmadı. Ne Müslüman kardeşlerimiz, ne Hristiyanlar, ne Obersi'yle, kimse. Biz onların kapılarını duyduk. Sırada durduk. Yardım yok. Bir oy istedik ki işgalçı adlandığını vermez sana. Kimse olmadı. Kimse olmadı. Bir Türkiye'den başka. Türkiye ne yaptı? Türkiye en fakir dövrümüzde bizim çocuklarımızı aldı, başladı eğitim vermeye. Onlara burs ayırdı. Yemek bulunduğunda, kalmak bulunduğunda parasından, yaşamak harcını karşılamakla. Türkiye'de bugünkü Türkiye dövülü. Türkiye'nin de bir zayıf dövülüydü. Ama Türkiye bunu yapırdı. Türkiye bizim askerlerimizi aldı, çocuklarımızı 16-17 yaşında. Bugün Fatih Paşa'mız Karabağ'ı alan, özel kuvvetler komutanı olan, iki defa bu savaşta yara almış, kalpe yarası, gülle yarası almış bu kişi 16-17 yaşında gelip buradan Karahelp Okulu'nda eğitim alıp şimdi ordunu yönetir. Çekiyoruz efendim.